Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir iki günlük vlog sunuyorsunuz. Siz kafayı mı yediniz? Her gün her gün iki günlük vlog aynı şeyi anlatıyorsunuz. Yedim evet. Sana ne? İşte vlog çekiyorum ben şimdi. Şimdi başladım. Saat 13.56. 56 doğru söyledim. Annem de burada bulaşık yıkıyor. Ama onu keserim çünkü istemem annemin böyle görünmesini. Çünkü o halini o sevmiyor. Denerim yani kesmeyi. Şimdi biz birazdan gireceğiz. Ben duşa gideceğim. Biraz da ben de odamı, yani kaldığım odayı süpüreceğim. Benim odam değil. Benim odamı size zaten bir gün göstereceğim. Evime bir gün gidip göstereceğim size. Şimdi burası çok sesli olduğu için terasa gidip konuşmam lazım. Kusura bakmayın. Kuzenime ulaşayım çünkü kuzenim şu an ev süpürüyor. Yani kuzen dediğim ablam, hani büyük bir kuzen. Bugün işte yengemgile gideceğim. Duş alıp yengemgile gideceğim. Yengemgile de küçük kuzenimle oynayacağım. Ama onu çekemem. Yani çekebilirsem yengemden izin almam lazım. Yani yengem dediğim yani çok büyük değil. Yani yengem genç bir yenge. Güzel tatlı genç bir yenge. İşte bugün ders çalışacaktım. Bugün üçüncü günü ve bunu ben yine tekrarladım ve yine çalışamadım. Motive gelmiyor. Ben motive olamıyorum. Kimya çalışacaktım. Muhasebe çalışacaktım ama motive olamıyorum. Ancak Viyana'da herhalde. Bir de bu arada ilk hafta Türkçe çekeceğim Viyana'da devam. Çünkü hani tatilim falan alacağım. Bunu Türkçe anlatmam gerektiği için Türkçe çekeceğim. Ondan sonra devam full Almanca. Burada kara sinek var. Tat tat git buradan. Biraz da komedik olsun diye böyle şakalar yapıyorum vlogumda. İşte evet dediğim gibi. Yani bugün güzel uyandım. Size nasıl sabahım nasıl geçti? Yani kalktım kahvaltımı yaptım. Güzel kahvaltı tost yedim. Oh. Ondan sonra bir kahve içtim. Falıma baktım. Falımda hep aynı şey çıkıyor. Falatinato güvenmeyerek. Yani ne bileyim hep aynı şey çıkıyor yani. Yok ve günden güne harf değişir mi ya? Allah aşkına Falahattin kullanılır aydınlasın. Her gün kısmetimde bir harf değişiyor. Şimdi kızım beni çağırıyor. Sonra görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar vlog çekiyorum. Bol bol vlog çekiyorum. Vlog çekmeye doymuyorum. Çünkü sizlere bir günümü göstermek ve ne yaptığımı göstermek hep beni çok mutlu ediyor. Ve umarım siz de mutlu ediyordur. Yani boşuna abone etmiyorsunuz. Şu gördüğünüz dolap benim gardırobum oluyor şimdilik. Çünkü bizim ev yapıldıktan sonra biz diğer eve geçeceğimiz için burası artık benim kalacağım bir ev olmuyor. Çünkü halamın evi burası. Halamın yani öz halamın evi yani babamın karısı diyorum lan. Babamın kardeşi. Ablası. Babamın ablasının evi. Ve bizim evimiz ileride hani göstermiştim zaten size. Şuraya da yine bir fotoğrafını bırakıyorum. Evimizin en son halini çektiğim hal. Bakın görebilirsiniz. Ve evet dediğim gibi sonra benim dolaplarım gelince de size zaten videoları göstereceğim. Ben kışın gelmeyi düşünüyordum ama sonra vazgeçtim. Çünkü kışın İstanbul. Çünkü kışın köy hani geçilmiyor. Hani yürüyemem falan dedim. Bakacağım yani fiyatım yani bilet fiyatlarını şimdiden araştırmaya başlamıştım. Ama ben herhalde Eylül ve Ekim ayında alacağım biletimi ve İstanbul'a gideceğim. İstanbul vlogu da gelecektir. İnşallah gelir. İnşallah bir haftalığına gitmek istiyorum. Yani çok güzel bir video olacak yani ileride. Ve evet bir sürü video fikirlerim de var. Onları çekmeye çok gayret ediyorum. Ama hafızam ne bileyim. Şu an hafızam buna müsaade etmiyor. Viyana'ya gideceğiz. Alacağım ilk şey hard disk olacak. Çünkü hard disk bana gerçekten çok lazım bir YouTuber olarak. Ve bir de bir kamera. Kameramı da doğum günümde isteyeceğim ya da bir iPhone 13 Pro Max almak isterim. Bu telefondan da memnunum ama bu telefonum sadece akşam görüntü kalitesi kötü. Hani böyle gördüğünüz fark ettiğiniz herhalde akşam çekimlerimde hiç güzel çekmediği için bir iPhone almayı düşünüyorum. Arkadaşlar bakar mısınız keçiyi gidiye? Gidik. Tabii bizim annem gelin yatlardan camının önündelerdi o taraf. Şimdi buraya geçmişler. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı. Evet arkadaşlar, odama çekildim ki hani şu yani birkaç gün önceki hani ayın 20'sinde miydi neydi? Yani onun editini yapabileyim. 19'uydu herhalde Elazığ'a gittiğim gün. Onun editini neydi? Hani Almanca başladığım vlog, hani Almanca çektiğim bir günü Türkçesini de çekeceğim. Yani voice over yaparak hani sesliden sonra kaydederek. O çok işim aldı şu an, böyle yarım saattir uğraşıyorum ve gerçekten çok sinir oldum. Yani acım da zaten. Az yedim bugün hani böyle. Yani ekmeksiz yemeği başardım zaten bugün. Çok sevmiyorum kendi adımı. Biraz da kilo verdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Zaten verdim. Zaten Tuncay ile tekrar yine tartılacağım. Tartılmam gerekiyor. Ve evet şimdi Almanca parkta çekeceğim sonra zaten. Yarın yine zaten görüşürüz. At çiftliğine gidiyoruz yarın. O yüzden de erken yatmam gerekiyor ve bu sinekleri hemen öldürmem gerekiyor sinek ilacıyla. Ablam sıkmış demişti bir tane yok ama yine ışığı açtım. Nereden geldilerse camı açmışlar herhalde. Bilmiyorum şimdi ben ilaçlayacağım birazcık burayı. Bekleyeceğim dışarıda yani mutfakta biraz yemek yiyeceğim. Ve yarın görüşürüz arkadaşlar. Yarın görüşürüz.
Merhaba arkadaşlar, ikinci gün Ant Şefi'ne geldik gibi bulunuyoruz. Size şimdi ortamı gösterdim ama kolum çok ağrıyor. Gerçekten güzel bir manzarası var. 30 dakika biniyorsunuz. Galiba 100 TL mi? Kişi başı 300 galiba. 300 müydü 100 müydü bilmiyorum. Sonra devam sorup yani buraya yazarım yani. Doğrusu burada yazacaktı. Gerçekten güzel bir yer. Tabiatı, ortamı, doğası güzel bir yer. Çardaklar da var oturmak için güzel. Yarım saat bekliyoruz, sonra biz de bineceğiz. Dizim arasından korkuyorum aslında ama korkumun üstüne gidip bineceğim bakalım. Bir şey olmayacaktır. En sakinine bineceğim. Buradaki abla öyle deriz. Sakini beyazdır diye. Ben de beyaz ata bineceğim. Evet. Sonra görüşürüz bebe. Kaç kere girdi? Kaç kere? Benim. Ya benim. Kaç kola ciro? Evet. Aynen. Bir ayran daha aldım. Bir ayran daha var. Evet arkadaşlar, eve döndük. Yani Tunceli'den döndük. At çiftliğine gittik. Sonra yemek yedik. Zaten gördünüz demin. Yani yolda yine geri gittiğinde klip çekmek istedim çünkü gerekmiyordu. Yani ben önce binemedim çünkü korktum dizimden dolayı. Hani dediğimi anlatmıştım zaten size arabadayken, demin klipte anlattım. Sonra yemek yedik gittik. Sonra da Gülseren Budayıcıoğlu'nun iki kitabı ve en istediğim kitabını aldım. Bir de Orhan Pamuk'unu verdiler sağ olsunlar. Zirve Kırtasiye Tunceli. Gerçekten güzel. Yani çoğu şeyi buluyorsunuz. Bir de kitap evi var. Unuttum ya. Seyit Rıza'nın caddesinde var. Ben bunları aldım arkadaşlar. Thumbnail için çekiyorum. Dörtlü thumbnail yapacağım Viyana'da. Çünkü burada artık hani thumbnail için zamanımı hani yüklemem lazım ki. Hani baksana zaten bir sürü videom stokta olduğu için çok da çekemem. Hani hafızam dolmuş. Zaten şimdi yani bir madalyon içi yatağın altında. Bir de Günah'ın 3 rengi madalyonun öteki yüzü ikinci kitabıydı sanırsam. Bir de Camdaki Kız, bu son kitabı galiba. Yani iyi ki bunu aldım. Yani evet. Bir yakınımda da vardı bu. Hani kuzenimin nişanında duymuştu. Evet, ben de izliyorum. Bende o kitabı var filan. Hani ben önce dizisini izleyecektim ama yani kitap okumak daha eğlenceli. Hani dizi istediğim zaman izleyip durabilirim. Hani kitabı bu fiyata yani Türkiye'de alamam. Yani zaten fiyatlar, zaten enflasyon durumu var. Hem Avusturya'da hem de Türkiye'de. O yüzden yani alamazdım. Evet, ve dediğim gibi of, dün gece yakarcılar çok yedi yani. Bir sıktım, güzel sıktım yani, böyle ilacı sonra saat 8'de kadar yattım. Niye 8'de? Annem uyandırmıştı. Ben de yardım etmeyi sevdiğim için yaptım. Arkadaşlar hep söz verdim, evin durumunu size göstereceğim ertesi gün, ertesi gün, ertesi gün, ertesi gün, ertesi gün. Yani gösteremedim bu iki gün yani, gerçekten kusuruma bakmayın. Çünkü hani evde gerçekten çok yoğun çalışıyorlar şimdi, hani bitmek üzere neredeyse inşallah. Hani hani dolaplar filan, hani böyle biz dün dediğim gibi hani mermeri seçtik. Hani merdiven için mermeri, dış ve dış için mermer, hani böyle yukarı gidiyor çünkü. Bir yukarı ikinci kata giden merdiven var. Ve bir de içeride yukarı giden merdiven var. Hani içte ve dışta merdiven var. Yani iki dış kapı, o yüzden hani soruyorsunuz, sizin bir eski videonuzda hani iki dış kapı dedim. Bir dış kapı hani ev, hani hayır, iki dış kapı arkadaşlar. Gerçekten doğru söyledim. İki dış kapı alacak. Dış kapıyı ben seçmedim. Ailemle beraber seçtik. Ama hani ben demedim. Hani onlar da hemen demedi. Ha, Devran Köy olsun falan diye. Ben iç kapıları seçmiştim. Güzel bir desen beğenmiştim. Benim zevkim herkes bilir. İleride annemle çekeceğim videolarda zaten anlatacağım. Hani beni gerçekten çok iyi tanıyor. Beni anlat diye bir format atacağım. Babamla ve annemle çekeceğim. Ve bir de kuzenimle çekeceğim. Evet, çok güzel olacak. Ve yani evet, hani Madalyon'un içi kitabı gerçekten beni çok etkiledi. Çünkü gerçekten çok güzel bir kitap. Yani 100. sayfaya gelebildiğim kadar, yani 17'sinde almıştım ve şimdiden 25'im. Gerçekten çok güzel bir sayfaları kat ettim. Okuma alışkanlığım geri geldi. Buna seviniyorum ben. Yani ben mutluyum. Hani güzel kitaplar, hani psikoloji ilgili, yani güzel. Hani şimdi 3'ü de aldım arkadaşıma, kitabını geri verebilirim arkadaşlarım. Bir de Hayata Dön ve bir de Kral Kaybederse'yi alacaktım galiba. 4 ediyor o zaman. Diğer kitabı neydi? Kral Kaybederse. Madalyon'un iç 3. Aa, evet, 5 kitap ediyor zaten. Evet. Ondan sonra zaten Piraye diye yazarının hani seyir kitabını alacağım. Ve evet, inşallah alabilirim yani. Arkadaşlar ata bindiğimde Allah'ım yarabbim. Çok salınıyor. Yani kilomdan dolayı zaten salınıyor. Ve bir de kilo vermişim. 111'e ulaşmışım arkadaşlar. Harika yani, böyle devam ediyorum her sene. Yani şimdi Viyana'ya gidip yiyip sonra yine köyde. Ay, ben köyde vereceğim zaten. Her sene veriyorum. Gerçekten her sene verdiğim bu sene anladım. 3 sene köye gitmedim ve yine metabolizmam buraya alıştı ve vermeye başladım. Köyde ben hep veriyorum arkadaşlar kiloyu. Ve bir de saatimde bugün size söyleyeyim, 4000 üzeri adım atmışım. Çok güzel bir yol kat ettim bugün. İnşallah ata binerken adımı saymam çünkü tıngır mıngır gidiyordu zaten.
Yani evet. Evet. Yani sadece ben artık ara öğünü kestim. Cips ben kaç gündür yemiyorum. Çok şükür. En son teyzeme gittiğimde yemiştim ayın 21'inde. Ve dondurma falan yani onu da zaten vlog aşağı kısmına bırakıyorum. Zaten eski birkaç gün önceki vlog aşağıda linkte bulabilirsiniz. Hep böyle birkaç gün öncenin vloglarını atıyorum hani açıklama kısmına. Çünkü eski vlog zaten ileride bir gün keşfedilecek. Zaten ileride insanların karşısına çıkacak diye. Hani çok çekmiyorum. Yani çok açıklama kısmına koymuyorum ve evet. Arkadaşlar seneye çok mutluyum. Kışın babamla gelirsen ben kendi odamın perdelerini. Dolap zaten özel yapılıyor nedense. Halamkiler de özel yapıldı. Yatak çarşafını, örtümü, yani yatağımı seçeceğim, dolabımı seçeceğim. Aslında dolabı kendim almak isterdim ama çok pahalı olduğu için yani istikbalin sayfasına bakmıştım. Gerçekten çok pahalı arkadaşlar, yapmayın ya. Lütfen kendiniz yapın. Hani paranız varsa kendiniz yapın. Anneminkiler var ki yaptırıyorlar. Olmasa niye yapsınlar zaten, değil mi? Evet. Ben şimdi bir sürü edit yapmayı koyuyorum. Birkaç tanesini yaptım. Sadece seslerini yükseltmem gerekiyor. O diğer videonun bir kısmında çok hızlı konuştum. Birkaç kısmında onu dinlemem ve düzeltmem gerekiyor. Bugün o editin bitmesi gerekiyor. Yoksa videonun ardını alamam. Çünkü diğer Almanca kliplere de Türkçe konuşmam gerekiyor. Ve bu çok zor. Ve yine 5 dakika konuştum. Hafızam dolmasın diye. Yani şimdi bu partı sonlandırıyorum arkadaşlar. İkinci gündü yani. Sonradan da vlogu kapatacağım birkaç dakika sonra. Ve evet. Görüşürüz arkadaşlar şimdilik. Sonra görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar vlogumu sonlandırıyorum çünkü yani 2 gün oldu yani 2 gün doldu resmen neredeyse. Saat 0'a kadar çekmenin manası yok çünkü bir şey yok. Şu an böyle azıcık oturuyoruz, kediyle oynuyorduk. Kedi orada arkada bakın. Neyse sonra yar gösteririm, hep geliyor zaten ev kedisi galiba. Yani zaten lütfen yani bu vlogu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz, bay bay.